Gedik Yatırım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Tarihlerimiz 24 Kasım'ı gösteriyor ve bugün çok sevgili öğretmenlerimizin günü. Başta baş öğretmen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak yayınımıza başlamak isterim. Bugün günün hisse analizinde Ereğli var ve Ereğli'yi de bizlere sevgili Betül Asilkan değerlendirecek. Hoş geldin Betül. Hoş buldum Eda. Ereğli için istersen sözü sana bırakayım. Tamamdır, hemen başlayabiliriz. Baktığımız zaman hissede küresel gelişmelerle birlikte Nisan ayından Haziran ayına kadar, Temmuz ortasına kadar bir geri çekilmenin yaşandığını takip etmiştik. Hafta içi yayınlarımızda da zaten sık sık dile getirdik buradaki bu geri çekilmeyi baskılayan unsurlara değindik. Daha sonrasında Temmuz ortasında endeks cephesinde yaşanan toparlanmanın da etkisiyle yukarı yönlü bir trend kanalı içerisinde dalgalı bir seyir takip ettik. Burada kırmızı ile görünen alanda özellikle baktığımız zaman yatırım haberinin de desteğiyle birlikte bu kırmızı alan yukarı yönlü kırıldı ve burada yükselişler ivme kazandı. İndikatörler tarafında da yukarı yönlü ivmenin desteklendiğini takip ediyoruz. Bugün itibariyle 42.78 bugünün zirve seviyesi, aynı zamanda tüm zamanların zirve seviyesi. Hafta içi yayınlarımızda da 42.80 bölgesinde pivot bulunduğundan bahsetmiştik. Bugün için de bu bölgeden bir fiyatlama var. Buranın yukarı yönlü kırılması durumu da günün geri kalanında 44 seviyesi, devamındaysa 45.58 seviyesi takip edilebilir. 45.58 seviyesi hissede aynı zamanda tavan fiyat. Bu konuda son dönemde oldukça sert yükseliş söz konusu. Volatilite oldukça yüksek. Gün içi volatilite endekse de en çok katkı sağlayanlar, haftalık bazda katkı sağlayanlar kısmında Ereğli'yi de görüyoruz. Ancak dediğim gibi burada biraz daha geri çekilmeler yaşanacak olursa temkinli duruş sergilenmeli. 5 günlük ortalamaya kadar geri çekilmeleri düzeltme hareketi olarak özellikle 40-39-20 bu seviyelere kadar olan geri çekilmeleri düzeltme hareketi olarak yorumlamak mümkün. Ancak burada korkunun yaşanacağı durum 38 seviyesinin altına bir sarkma yaşanırsa burada geri çekilmeler hız kazanabilir. Ancak burada şu an için ivme de indikatörler de yukarı yönlü seyri destekliyor. Değerli yorumun için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim.